Samet Öztürk. Alışveriş kumbatıları kendi geliştirdiği ürünlerle sizde hem ödeme sistemini barındırıyor, tedarik sistemini barındırıyor, dispute resolution. Biz sorunları belirlerken, Türkiye'de ve dünyada... Biz böyle bir şey ihtiyacımız var. Kendi ürünlerimizde var. İş modelimiz şu şekilde, hizmetimizde... Özgün girişim. Allah'ın kısa olarak boyu yapılır ve MBS'de buluşur. Blockchain, NFT ve Metaverse Hekatonu'nun proje kategorisinin birincisi Medipol Blockchain. Birlikte de bir Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun yapmış olduğu hekatonlardan, yani dar zamanda belirli bir hedef doğrultusunda proje bitirme yarışmalarında arkamda görmüş olduğunuz arkadaşlar burada tam 36 saat boyunca durmaksızın çalıştılar. Bu hedef doğrultusunda çalışan arkadaşlarımız 41 takım 112 geliştiriciyle uyumadan, yer yer uyuklayarak diyebilirim. İşte armut koltuklar var, efendim yerde halılar var, yerlerde belki yorgunluklarını atmak suretiyle sunumlarında şimdi birbirinden değerli hem akademik tarafta hem de sektör tarafında güçlü jürilere ve onların projelerinde destekçi olan mentörlere sunumlarını yapıyorlar. Bugün itibariyle program bittiğinde 3 ödül de verilmiş olacak. Birinciye, ikinciye ve üçüncüye ödüller verilmiş olacak. Ödülleri programın başlangıcında, hekatonun başında
Sayın Bakanımız Mustafa Varank'la beraber açılmıştı program. Program açılır açılmaz normalde ödüllerimiz 70 bin lira civarındayken birincilik ödülümüzü Sayın Bakanımız 100 bin liraya çıkarttı. Dolayısıyla aslında böyle de bir sürpriz olmuş oldu. Bilişim Vadisi startup ekosistemini, yani girişimcilik, teknoloji girişimciliği ekosistemini geliştirmek üzere çalışmalarını yürüten bir kurum. Dolayısıyla Bilişim Vadisi, arkamda görmüş olduğunuz bu genç arkadaşlarımızın 112 yazılımcı, geliştirici ve 41 takımın her birini bir girişim firması olarak görüyor. Şu anda biz şöyle bakıyoruz buna. Bizim karşımızda 41 yeni teknoloji firması adayı var. Yarışmada son günlerin en popüler konularından blok zincir, NFT ve Metaverse alanında. Bu alanda farkındalığı artırmak istiyoruz. Çünkü birçok bilgiler, birçok konuşmalar yapılıyor ama gerçekten teknolojisi nedir, ne gibi faydalar sağlar, bize Türkiye olarak ne gibi açılımlar yapar, onları biraz ortaya koymak, yarışmacılar aracılığıyla, mentorlar ve jüri aracılığıyla onları tartışmak ve bu alanda çalışmak isteyenlere biraz yol göstermek amacıyla bunu yaptık. Ekosisteme katkıyı önemsiyoruz çünkü yarışmalar hani 36 saatte bittiğinde onun devamında ürünler çıksın istiyoruz. O nedenle özellikle yazılım alanında yaptığımız yarışmalarda geliştirilen yazılımların GitHub'da yer almasını, burada geliştirilmeye devam etmesini, yatırım yapmak isteyen şirketler varsa oradan yarışmacılara ulaşmalarını ya da o kodları kullanmak isteyen başka geliştiriciler varsa yine ulaşarak kullanmasını amaçlıyoruz. İsmim Berkay Ermiş. Takımımızın ismi Medipol Blockchain Topluluğu. Medipol Blockchain Community olarak geçiyoruz. Projemizin ismi Soğuk Tedarik Zinciri ve IoT ile Blok Zincir'in entegrasyonu. Uygulamanın tamamını 36 saatte burada gerçekleştirdik. Bizim için bir challenge'dı aslında. Ve başarabildiğimizi bir ürünü en sonunda ortaya çıkardığımızda gördük. Enteresan bir duygu aslında. 41 takımla birlikte yarıştık ve rekabet birazcık daha zorlayıcıydı aslında. Ve kendimizi birazcık daha böyle artık geliştirdiğimizi gördükten sonra aylar sonrasında kendimiz de burada sınama fırsatı elde ettik. Ve haliyle o dolulukla birlikte o birinciliği alınca çok daha fazla bir heyecan birikti içimizde. Aslında toplamda hiç belki de bir saat uyuyan arkadaşımız var. Ben de bir 3 saat ya da 4 saat kadar uyudum. Çok zorlayıcıydı. Şu anda da sesim zaten çok kısık. Ben Sema Dircan, biyomedikal mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Düzce Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımla PushUp takımımızla birlikte projemizi geliştirdik. Projemiz e-devleti Metaverse'e taşımak. Metaverse'ü kullanarak daha eğlenceli hale getirerek ve işlemlerimizi kolaylaştırmayı planlıyoruz. 36 saatlik bir serüvenden sonra şu anda biraz yorgunum. Yaklaşık 1,5-2 saat falan uyudum 3 günde toplam ama yine de buna değdiğini düşünüyorum. Biz bir ürünün sahte mi orijinal mi olduğunu tespit etmek için bir blockchain tabanlı NFT sistemi geliştirdik. Yani çok yorucuydu. Gecemiz gündemiz pek uyku uyuyamadık. Şu anda da burada arkadaşlar dinlerken uykumuz geliyor. Yorucuydu yani ama güzeldi. Çok güzel verim aldık. Bayağı bilgiler öğrendik. Aşırı verimli geçti yani. Sakaryalıyım. Sakarya'dan geldik. Arkadaşlarımla Sakarya Teknokent'teyiz biz. Biz bir oyun projesi geliştirdik. Adı Fethi. Çok güzel geçti. Biz her şeyden çok memnunuz. Mekandan, ortamdan, içerideki enerjiden, tanıştığımız insanlardan, network çok katkısı oldu. Jürilerle çok danıştık. Bize önemli bilgiler verdiler. Burası bizim için önemli bir tecrübe oldu. O yüzden çok memnunuz her şeyden. İki gün yani toplam 8 saat falan uyuduk. Onun dışında hep masa başında ya bilgisayarda kod yazdık ya işte tasarım geliştirdik ya yeni projenin fikirlerini tartıştık. Projeyle iç içe olduğumuz bir hafta sonu geçirdik. Bu yarışmaya ben Vanlıyım. Van'dan katıldım ama Kırklareli yazılım mühendisliği okuyorum. Kırklareli'deyim şu an. Kripto paralarla hayatımıza giren blok zincir teknolojisi sadece kripto paralarda kullanılacak gibi bir algıyı yok etmek, tamamıyla sağlık sektörü, eğitim sektörü, pazar sektörü, tüm sektörlere entegre edilebilecek bir teknoloji olduğunu insanlara bilgilendirmeye, bildirmeye geldik. Projemiz sağlık sisteminde haksız faturalandırmanın önüne geçmek, bu faturalandırmalarla beraber bizim denetleyici olarak bu faturaların yanlış veya doğru olduğunu hastanenin kendi medula sistemine gitmeden önce denetimini sağlamak, sonra hastaneye göndermek. NFT marketing projemizle katıldık. Özgün bir proje olarak. Sıfırdan 36 saatte projeyi ayağa kaldırdık. Bir vatandaş ben NFT'le nasıl bir para kazanabilirim dediğinde gelecek,
bizim işte oluşturduğumuz sisteme girecek. Eğer NFT'si varsa satabilecek, yoksa orada oluşturabilecek bir imkan, bir pazar oluşturduk. Bunu blockchain güvencesi altına aldık. NFT pazarına ben de varım diyecek, herkes buraya girebilir. Ben çok memnunum. Çok güzel bir atmosfer yaşadık. 36 saati geçirdik. Şurada sandalyelerde uyuduk ama hiç üzgün değiliz. Çok mutluyduk.